Sevgili takipçilerim, hoş geldiniz. Bugün sizlere safra kesesi ameliyatımın sürecinden bahsedeceğim. Bu videoyu takipçilerim, yakınlarım, akrabalarım, arkadaşlarım izleyeceği gibi YouTube ve Google aramalardan muhtemelen bu sürece girmiş olan arkadaşlarım da izleyecektir. Onlara öncelikle geçmiş olsun dileklerimi iletiyor ve canı gönülden Yüce Allah'ın tez zamanda şifalar vermesini istiyoruz. Şimdi sevgili arkadaşlar, bu videoyu hastalar, takipçilerim, yakınlarım izleyeceği gibi daha sonra mide videosunda olduğu gibi hasta olmayan kişilerin de önerilen video olarak önlerine düşeceğimdir büyük bir ihtimalle. Birkaç kez düştüğümde merak edip tıklayacaklardır ne anlatıyor acaba diye. Şimdi sizlere şöyle bir açıklamada bulunayım. Ben burada içimi dökmek istiyorum. Açıkçası daha evvelki mideyle ilgili videomda bu şekilde önlerine düştüğüm ve beni izleyen arkadaşlar çok rahatsız oldular, boş konuşuyorsun dediler. Ancak hastaların çoğundan bana videonuzu 5 kez izledim ve çok üzüldüm, aynı şeyler bende de var, detaylarına kadar anlamaya çalıştım diyen birçok hasta var. Şimdi sizlerden ricam, yani hasta olmayıp tıklayanlardan ricam, videonun dakikasına bakın. Ben burada içimi dökeceğim, bazen kendimden bazen hikayelerimden bahsedeceğim, bildiklerimi duyduklarımı anlatacağım. Bunlar size çok boş gelebilir çünkü damdan düşenin halini damdan düşen anlar. O yüzden sonra videonun sonunda yok çok boş konuştun, yok bizim vaktimizi çaldın falan filan böyle yorumlar istemiyorum. Kızarım. Sakın öyle yorumlarla gelmeyin. Şimdiden peşin peşin konuşalım. Videodan lütfen tıpış tıpış çıkın arkadaşlar, eğer sonunda arıza yapacaksanız. Şimdi gelelim asıl konumuza. Yine asıl konumuza gelmeden önce küçük bir detay daha belirtmek istiyorum. Arkadaşlar, ben bir doktor değilim. Burada kimseye teşhis koymuyorum, tedavi de etmiyorum. Bir arkadaştan bunu duydum, doktoru bunu söylemiş derken size hastaneye gitmeyin, sizde de aynısı var da demiyorum. Onda bir şey çıkmamış, sizde çıkabilir. Çoğunda gözükebilir, bir kişide bir sorun olabilir. Normal gibi gözüken şeyler bazı insanlarda normal olmayabilir. O yüzden buradaki söylediklerimi lütfen doktora gitmeyin, tedavi olmayın gibi asla ve asla algılamayın. Zaten öyle bir şey de önermiyorum. Bu süreçte ben birçok araştırmalar yaptım. Bu araştırmalar neticesinde her şeyi parça parça çok farklı yerlerde buldum ve çok zaman harcadım. İnsan başına bir şey gelince merak ediyor, acaba bu nedir, sonuçları nedir diye. O yüzden sevgili dostlarım, burada notları aldım zaman içerisinde. Birçok şeyi bir arada toplamak istedim. Merak eden kişilere birçok bilgiyi aynı anda verebilmeyi istedim. Her şeyi verebilir miyim? Hayır. Her söylediğim de gerçekten çok doğru mudur? Doğruluğu tartışılır. Zaten bugün tıptaki her şeyin doğruluğu tartışıyor. Bir yumurtanın sarısı faydalı mıdır, yararlı mıdır? Hala onu bulamadılar. Öyleydi, böyleydi derken. O yüzden benim de söylediğim her şey %100 doğru ya da ben bu işin otoritesiyim, benim dediğim gibi olur diye bir şey iddia etmiyorum. Sadece kendi fikirlerimi ve deneyimlerimi paylaşıyorum. Çok fazla kayna almayın ama kulağınızın bir kenarında da bulunsun. Bir bayandan böyle bir şey de duymuştuk, araştıralım dersiniz. O nedenle hazırladım. Şimdi sizlere birkaç tane bahsedeceğim ana başlıklardan söz edeceğim. Bu eğer video size uygunsa, bu başlıkları merak ediyorsanız videoyu izlemeye devam edersiniz. Yine kimsenin hakkına girmek, boş vaatlerle kimsenin vaktini çalmak istemiyorum. Şimdi gelin hangi konuları konuşacağım, biraz onların üzerinden geçelim. Şimdi sevgili dostlarım, burada kara kaplı deftere notlarımı aldım. Bahsedeceğim şey kendi ameliyat sürecim. Bu birinci olarak, ondan bahsedeceğim. İkinci olarak bahsedeceğim konu başka hastalıklarla karışıyor olması. Üçüncüsü, teşhislerle ilgili birkaç bir şeyden bahsetmek istiyorum. Dördüncüsü, ameliyatla ilgili bazı durumlardan bahsedeceğim. Ameliyattan sonra bizlerde oluşabilecek risklerden bahsedeceğim. Hangi riskler bizi bekliyor? Riskli olanlar ya da risksiz olanlar, sorunlu olanlar, sorunsuz olanlar, bunlardan bahsedeceğim. Daha sonra ameliyat sonrasında görülen komplikasyonlar, kimler nelerden şikayetçi oluyor? Beslenme, aslında alkalen reflü de bu grubun içerisine giriyor. Yani ameliyat sonrası sorunların içerisine giriyor. Ancak onunla ilgili özel olarak bahsetmek istiyorum. Çünkü ben de kendimden korkuyorum. Allah muhafaza. Biraz sıkıncalı bir durumu var. Sivilce ameliyatı falan çok zor. Ondan bahsetmek istiyorum. Safra kesesi ameliyatı yaptırmalı mıyız, yaptırmamalıyız? Bununla ilgili duyumlar.
yorumlarımdan bahsetmek istiyorum. Ben tabii kesinlikle bir şey söylemiyorum yaptırın ya da yaptırmayın diye. Yaptırmadığımız takdirde bizi hangi riskler bekleyebiliyor? Biraz bildiklerimden bahsedeceğim. Bilmediklerim de var. Çok detaylı bilmiyorum bu konuyu çünkü. Fakat ameliyat olmuş birisi olarak bu konulara değinmek istiyorum. Ben kendim neler yaşadım, arkadaşlarımı neler bekliyor diye. Bunun haricinde yemek düzenimiz nasıl olmalı? Birazcık da onlara değineceğim. Gel isterseniz şimdi videomuza başlayalım. Sevgili dostlarım, sizlere daha önceden de söyledim ya, başka hastalıklarla karışabiliyor diye. Benim de böyle bir durumum söz konusu oldu. Şimdi bahsedeceğim diyeceksiniz ki bu kızın ne kadar çok sorunları var. Emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. Bazılarının emekleri de oldu bu konuda. Allah onlardan razı olsun. Hakkım helaldir hepsine. Bir Müslüman olduğumuz için kimsenin cehennemde yanmasını istemiyoruz. Hakkım helaldir. Şimdi arkadaşlar, şöyle söyleyeyim sizlere. Benim boyun fıtığım olduğu için ameliyattan önce, yani bu teşhisi koymadan önce boyun ve sırt ağrılarım, omuz ağrılarım çok oluyordu. Ancak ben bunu boyun fıtığım arttı zannediyordum. Hakikaten boyun fıtığım artmış ama bu dehşet ağrılar aslında boyun fıtığından kaynaklanmıyormuş. Özellikle safra kesesindeki taştan kaynaklanıyormuş. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Son raddede artık nasıl anlayabilirsiniz ama bu son raddeye geldiğiniz zaman belli oluyor. Yumurtanın sarısı çok dokunuyor. Yumurta sarısı yediğiniz zamanlar kol ağrılarınız oluyor. Sağ kol, özellikle sol kol diyemeyeceğim. Sol biraz ağrıyor, sağ ağırlıkla ağrıyor. Yani sol kolunuz da ağrırsa çok korkmayın. Tabii ki kalbinize baktırın. Ancak safra kesesi de bunu yapıyor. Ben dayanamadım, yatağımı bile değiştirdim. Tam ortopedik aldım. Yataktan zannettim, artık bozulmuş yayları falan batıyor zannettim. O derece bir ağrı var. Ve boynumda sürekli şalla dolaşıyordum boyun fıtığından diye. Dayanılmaz ağrılarım olmaya başlamıştı. Özellikle son 4 ay çok kötü günler geçirdim. Hep hastaydım. Her gün hastaydım. Onun haricinde karışabileceği hastalıklar, bu çok hazımsızlık yaptığı için. Çünkü safra kesesinden salgılanan safra hazıma yardımcı oluyor. Hazımsızlık yaptığı için mide rahatsızlıkları ile karıştırılabiliyor. Ama aynı zamanda safra kesesi midenize de zarar verebiliyor. Çünkü hazımsızlık yapa yapa mideniz de yıpranmaya, içindeki mukozası deforme olmaya başlıyor. Yani hem mide hastası olabiliyorsunuz hem de safra kesesi hastası olabiliyorsunuz. Bu bağlamda da çok dikkat edin. Üçüncü olarak herkesin çok karıştırdığı bir nokta, ki ben de onunla karıştırdım ve internete baktığımda o kadar çok insan karıştırmış ki sizler de karıştırabilirsiniz. Bu hususa çok dikkat edin. Gaz sancısı. Dehşet bir gaz sancısı giriyor arkadaşlar sağ tarafınıza. Gaz sancısı zannediyorsunuz. Aslında gaz sancısı falan değilmiş. Safra kesesi basbayağı balon gibi şişiyormuş. Ve Allah muhafaza, patlama durumunda bazı yerlerde okudum, 5-10 saate kadar bütün organları yakıyormuş. Anında ameliyat alınması lazım bir insanın. Yani teşhis koymak zaten biliyorsunuz bir insana çok zor. Yaşamak için çok az bir vakti oluyor patlayan insanın. Rabbim asla böyle bir şey hiçbirinize nasip etmesin. Ama safra kesesi taşı olanların maalesef böyle bir riski de olabilir. Maazallah. Olmaz diyebilirsiniz ama %1 ihtimal bile çok büyük risktir. Çünkü dünyaya bir defa geliyoruz. O yüzden kendimizi korumak, kolamak durumundayız. Tabii benim gibi böyle gaflete düşüp başka hastalıklarla karıştırıp tedavi olmayan ya da ameliyat olmayan bir insan için yapacak bir şey yok. Makus sona doğru yaklaşıyoruz. Şimdi arkadaşlar, benim midem çok rahatsızdı, iyileşmiştim. Mide helikobakteri pylori videomda da iyileştiğimi söylemiştim. 1,5 yıl sonra tekrardan yüksekti zannettim ama bazı farklılıklar vardı. Mesela eskiden limonlu salata yiyebilirdim, mide koruyucu içsem bile. Bu sefer mide koruyucu içtiğim halde limonlu salata falan yiyemez oldum. Çok farklı bir noktaya geldi midemin durumu. Şişkinlik, hazımsızlık, çok affedersiniz geğirme gibi durumlar. Böyle ataklar yaşıyordum ama bu atakları ben ne zaman yaşadım genellikle? Çok nadir. İşte yumurta yediğim zamanlar, yumurta sarısı yediğim zamanlar atak yaşadım. Bir de hayvansal yağ yediğim vakitler. Yani diyelim ki kavurma yedik, içerisinde hayvansal yağ var. O zaman ya da bir Adana yediniz. Adana'da çok hayvansal yağ var biliyorsunuz. O zaman tereyağı yediniz. O zaman atağa geçiyordu. Bu atağa geçmeleri çok dikkat ettim. Bir de çok üzüldüğüm zamanlar arkadaşlar. Böyle yakınızda size laf sokan, canınızı sıkan akrabalarınız ya da arkadaşlarınız varsa bu atakları yaşamanız muhtemel. Yani tek ben değil, Facebook'ta safra kesesi hastalıklarıyla ilgili bir grup var. Oraya üye oldum. Oradaki arkadaşlar da böyle yazıyorlar. Çok üzüldüğünüz zaman atak yaşıyor musunuz diye. Evet, atak yaşanıyor.
Böyle bir durumunuz varsa o arkadaş, dost ve akrabalardan yavaş yavaş uzak durmanızı tavsiye ederim kendi sağlığınız açısından. Çünkü bu bir intihara da girebilir. Madem ki sizi bir arızalı arkadaş, dost, akraba atağınızı tetikliyorsa o an safra keseniz patlayabilir ve ölebilirsiniz de, Allah muhafaza. Sıla-i rahim ilişkilerini dinimiz tavsiye eder, evet. Küs kalmak durumunda değilsiniz. İlişkilerinizi devam ettirebilirsiniz ama mesafe koyabilirsiniz arkadaşlar. Biraz kendinize dikkat etmeniz gerekiyor. Yani can bu neticede, acı çekiyorsunuz. Başkalarını hiç ilgilendirmiyor. Zaten normalde kötülük yapan, laf sokanın canı sıkılmaz ve o gece o rahat uyur. Lafı yiyen üzülür. O yüzden kendinize psikolojik anlamda da çok dikkat edin diyorum. Şimdi diyeceksiniz ki arkadaşlar, madem ki mide rahatsızlığınız vardı, arasından çok sene geçmiş, 1,5 senede iyileşmişsiniz, neden tekrardan midenize baktırmadınız? Baktırmamamın sebebi şu: başka testlerde de anlaşıldığı gibi en güzel endoskopi ile parça alınmayla anlaşılıyor midedeki rahatsızlık. Şimdi birincisini ben size söyleyeyim. Anestezi arkadaşlar, bunu bir doktor arkadaşımdan duydum. Şeker hastası olanlar şekerini bir müddet yükseltiyor. Hatta belli bir ameliyata girdikten sonra şekerinin ilaçlarını ya da dozunu, ilaçların dozunu arttırıldığı ya da ilaçları bırakıp insülini başlayan insanların olduğunu söyledi bana. Hakikaten de ben safra kesesi ameliyatından sonra şekerim çok yüksek oldu. Bunu anestezim yapıyor yoksa vücuttaki bir durum, yani alarm çalıyor, stres, kortizon hormonum salgılıyor. Bunun bir açıklamasını bilmiyorum. Her şey olabilir açıkçası. O yüzden ben endoskopi yaptırmak istemedim. İkinci sebebi, canlı canlı yaptırabilirdim. Bir kez çok şanslı olduğum için devlet hastanesinde yaptırdım. O gün anestezi uzmanı gelmemiş arkadaşlar. Doktor canlı canlı şöyle bir kalem kalınlığındaki siyah hortumu mideme kadar soktu. Her midem bulanışında beni çok ayıpladı. Bu da çok nazlıymış falan filan diye. Yani orada psikolojik şiddet altında midemi endoskopi yapıldı, parçalandı. Yani bunu yaptırmak çok zor arkadaşlar, sıkıntılı. Hani ben hastalığımı nasıl olsa biliyorum, yani devam diye devam etmeye başladım. Ama çok kötü bir sona doğru gittiğimi biliyordum. Aşırı arttı her şey. Artık dayanılmaz bir hale gelmişti. Söylemesi ayıptır, bağırsaklar da çalışmamaya başlıyor son raddede arkadaşlar. Herhalde safra kesesinin salgıladığı enzimler artık gelmiyor. Bir sıkıntı oluşuyor ya da dengesizleşme oluşuyor. Ve bu ameliyattan sonra da birçok arkadaşlarda görülüyor. Onu da söyleyeyim sizlere. Şimdi benim bu hastalığı keşfetmem nasıl oldu? Bu da bir ilginçtir. İnanın, buradan Kamile Hanım'a sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Onu kalbinden öpüyorum ve Allah razı olsun diyorum. Bu mide ile ilgili videomu izleyen Kamile Hanım, hani Allah bazı insanları bazı şeyler için memur kılar ya, sanki Kamile Hanım da öyleydi. Bana ulaşmak için nasıl çabalıyor, nasıl çabalıyor, yorumlara yazmış: Elif Hanım, sizinle konuşmam lazım. Şimdi YouTube'da yorumlara telefon numarası yazdığınız zaman YouTube'un bir süzgeci var, kelime süzgeci, siliyor. Hakaret yazdığınızda da siliyor ya da belli bir adres verdiğinizde, internete link verdiğinizde de siliyor. O nedenle YouTube'da yazamıyorsunuz, beni Instagram'dan bulmuş. Oradan defalarca aramış, cevapsız arama gördüm. Ben de o platformu çok fazla kullanmıyorum, girmiyorum. Artık Twitter'a bile az giriyorum. Pek fazla sosyal medya platformlarından uzaklaşmaya başlamıştım. Yine de pek uzağım. Yani sadece YouTube kullanıyorum ağırlıklı olarak. Sonra ben oradan telefon numaramı verdim. Biz kendisine konuştuk. Bana dedi ki: Elif Hanım, benim mideme endoskopi yapıldı. Bu Helicobacter pylori çıktı. Ancak aynı zamanda safra kesende taş da çıktı. Sizin de böyle bir şey olmuş olmasın. Şimdi benim safra kesemin nerede olduğunu bile bilmiyordum açıkçası. Çok, yani sizlerden özür diliyorum. Birçok kitap okudum, her şeyi öğrendim gibi, ki bilmiyoruz tabii ki, kainatın sırları çok fazla. Ama safra kesemin nerede olduğunu maalesef öğrenmemişim. Herhalde bana da lazım olmamış. Baştan tabii öyle ilk duyduğunuzda yakıştıramazsınız ya, ben yok öyle, o kadar da değil yani, her tarafım hasta olamaz falan gibiler. Yok, benim midem hasta zannetmiyorum, İşte böyle bir şey falan filan, ama o beni ikna etmeye çalışıyor. Elif Hanım, bir baktır bak, orada da ikisi bir arada olabilir, sadece değil, sağ tarafta ağrı olurmuş. Hatta bana dedi ki: Elif Hanım, arkadaşlarımdan duydum, safra kesesinin kavuna tahammülü yokmuş, kavun yediğinizde çok ağrıyormuş diye. Ben sonra ya dedim, Kamile Hanım bir şey söylüyor, ben bir bakayım durumlara. Sonra baktım, hakikaten hayvansal yağ yediğimde, yumurta yediğimde,
ve sağ tarafım şişiyor. Daha evvelden diyordum ki bağırsağımda mı acaba bir tıkanıklık var? Neden gaz hep sağ tarafımda toplanıyor? Aslında küt bir ağrı var. Çok dehşet oraya oturmuş bir ağrı var. Ancak ben zannediyorum ki gaz var falan filan, anlamıyorum safra kesesi olduğunu. Sonra onun taş olabileceğini düşündüm. Sağ tarafı neden şişiyor? Ve taş olduğunu öğrenince oranın şişmesinden korktum yani açıkçası. Yani taş olduğunu düşündüğüm zaman, şüphelendiğim zaman, daha teşhis konmamıştı. Ben pek işte, hastanelere gitmeyi çok sevmem. Biraz da hani kaçmak için yine devlet hastanesinden bir randevu aldım. Orada tahlillere baktırayım dedim. Tahlillere baktırdım. Tahlillerde, hatta ilçeden aldım randevuyu. İlçeye gideyim çünkü şehir merkezi çok dolu. Hemen 2 gün sonra almıştım ilçeden. İlçede muayene oldum. Tahlil sonuçlarım geldi. Karaciğer enzimlere bakıldı. Hani sarılık var mı, o var mı, bu var mı diye. Tertemiz çıktı. Karaciğer salgılamalarım çok normal. Aslında tabii bu karaciğere de yansıyabiliyormuş, safra kesesindeki taş ya da rahatsızlık. Ondan sonra karaciğerim temiz çıkınca oradan sonra gittim doktora. Ben sevinebilir miyim dedim. Gençten bir hanımdı zaten kendisi de. Dedi ki burada çıkmayabiliyor. Bir de dedi ultrasona bakalım. Bana 1 ay, 1,5 ay sonra yine ultrasona randevu verdi. Ama ben ultrasona aslında gitmeyecektim de. Hani çıkmadı. Kaçıyoruz. Ondan sonra son anda zamanı geldiği zaman gitmeye karar verdim. Temmuz ayıydı zannedersem. Temmuz'un başıydı. Radyolojide bir profesör vardı. O baktı. Sıra yani birçok insan var biliyorsunuz, siz de girmişsinizdir. O baktı. 2 tane dedi, 2 santimlik dedi taş görüyorum. Ancak dedi safra kesesinin ağzına dayanmış, ağzını tıkamış. Bu çok tehlikeli bir durum dedi. Yani risk altındasınız, hayati risk altındasınız. Ben raporunuzu hazırlıyorum, doktorunuza gösterirsiniz dedi. Tabii öyle ağzına dayanmış, risk altında falan, biraz korktum açıkçası. Taşların büyük olmasında şöyle bir avantaj da var arkadaşlar. Küçük taşlar kanala düşebiliyor. Kanala düştüğü zaman sarılık ya da siroz yapabiliyor. Bir doktor arkadaşım, genel cerrahi arkadaşı vardı bu işleri yapan, tesadüf. Danıştım onlara. Ağzında olmasının şöyle bir sıkıntısı varmış arkadaşlar. Yani ağzını kapamasının. Eğer ki kanaldan geçmez ise sarılık yaparmış. Ama karaciğerin verdiği salgıları geri gönderirse karaciğere, bu sefer de siroz yaparmış. Yani böyle diken üstünde, ya oraya ya buraya. Bir de başımıza ne geleceğini bilmiyoruz. Yani her an her şey olabilir. Ben aslında bayramdan sonra ameliyat olmak istiyordum. Kurban Bayramı'na da çok az kalmıştı geçen sene Temmuz ayında. Ama çok risk altında olduğumu öğrenince dedim apar topar biz hani ameliyat olalım. Sağ olsun o genel cerrah arkadaşla görüştük. Bursa'daydı kendisi. Ameliyat günü aldık. Bir salı günüydü. Sabah tahlilleri vermeye girdik ve ameliyata girdim ben. Ama ameliyata girmeden önce buna aracı olan, bayağı yaşı olan bir doktor arkadaş bana dedi ki Safakesen'den sadece taşlar alacak. Cahilliğimi mazur görün, ne olursunuz, hiç bilmiyordum şimdiye kadar Safakesesiyle ilgili. Taşları dedi alacak, taşı sadece alacak dedi. Safrakesen yerinde duracak dedi. Ben de rahatladım. Ondan bile korkuyordum açıkçası. Şimdi sezaryen ameliyatına girdik gençken. Ben öleceğimi falan hiç düşünmemiştim, korkmamıştım. Ama yaş geçince, genç arkadaşlar şimdi anlamazlar, benim yaşımdakiler anlarlar. Yaş geçince insan çok korkuyor. Ahirete intikal edeceğiz zannediyoruz. Yani öyle durumlarda olabiliyor tabii. Anestezi almak her zaman risk. Ama ben o saate kadar çok korktum ameliyata girmek için. Ama iyi ki de organımı almayacaklar. Sadece bir operasyonda taşı alacaklar diye biliyordum. O zamana kadar kalbim durabilirdi. Belki şekerim yükselirdi, ameliyat almazlardı. Belki nabzım çok yüksek olurdu. Zaten çok korkuyordum. Ben ameliyata girmek için gittik hastaneye Bursa'ya. Sabah erken çıktık yola. Ama hep diyorum ki, sonra birkaç kişi bana dedi ki ameliyata girmeden önce, hayır taşı alma gibi bir durum yok. Eğer kanama düşerse ERCP yöntemiyle taşı alıyorlar. Safra kesesini alacaklar. O sırada da oğlum bana canlı böyle videoda çekilmiş safra kesesi ameliyatını izletirdi. Sağ olsun. Anne ben bunu biliyordum ama ameliyata girene kadar sana söylemedim, göstermedim. Dedim Görkem keşke dedim ameliyata girmeden önce de göstermeseydin bunu. Yani böyle nasıl korktuğumu anlatamam size ama o korkmak da iyi bir şey değil. Çok korkmuştum. Neyse
Bir de doktor benim yanıma geldiğinde biraz gülün. Böyle bir şeffaf şey içerisinde. Mengeneler, vidalar kocaman böyle. Onlarla geldi böyle koydular ya masanın üstüne benimle konuşuyor. Sonra hanımlar geldiler beni ameliyat hazırlamak için çabuk giyin falan dediler ama benim ellerim zangır zangır titriyor. Dedi müsaade ederseniz bir namaz abdesti de alayım öyle gireyim ameliyata. Abdest alırken de böyle zangır zangır titriyorum. Kelime-i şehadet getiriyorum falan. Neyse girdik oradaki bir doktor biraz rahatlattı beni. Dedi ne ameliyatı olmaya geldiniz? Gerçi bilmiyorum ne ameliyatı oldum. Dedim sonra kesesi. Dedi çalıştığımız bildiğimiz yerden geldiniz Allah'tan. Biz o işi çok iyi biliyoruz dedi. Sonrasını hatırlamıyorum zaten. Çıktığımda çok kötü bir durumdaydım. Şimdi şöyle canım çok acıyordu ama sizin canınız acımayacak. Şöyle söyleyeyim neden canım çok acıyordu. Çıktığım gibi hemen bana ağrı kesici vermemişler. Seruma koymamışlar. Eğer ki öyle bir şey olsaydı benim canım acımayacaktı arkadaşlar. Ben canım çok yanıyor diye ağlamaya başlayıp inlemeye başladığım zaman ağrı ki ne olur bana bir iğne vurun ya da ağrı kesici verin dediğim zamanlar hastanede tesadüfen kalmamış. Benim ameliyat olduğum zaman bitmiş. 15 dakika o iğnenin gelmesini bekledim. Hesap ettim iğne vurulduktan sonra tam 17 dakika sonra bütün ağrılarım kesildi. Ben hiç ağrısız sızısız yattım yatakta arkadaşlar. Yani ameliyattan çıktıktan sonra eğer size ağrı kesici verirlerse hiçbir şey hissetmiyorsunuz. Ameliyat sonrası çok rahat hakikaten. Ama ben bu 15 artı 17 yani 32 dakika dehşet acı çektim. Çünkü bir bıçak darbesi gibi 5 yerden delikti karnım. O acıyı hiçbir zaman unutmayacağım. Bir de bir şöyle söyleyeyim. Benim ağrı eşiğim yüksek mi diyorlar, düşük mü diyorlar. Canı çok yanan. Yani sinirlerim benim acıyı çok hissediyor. Çok canı yanan bir tipim. Ama İğneyi yedikten sonra gece 3'e kadar 12 saat Voltaren iğne vurdular bu arada. Hiç gece 3'e kadar ağrım olmadı. 3'te ağrım başlayınca tekrardan bana iğne vurur musunuz dedim hastanede. İğnemi vurdular. Sabaha kadar o beni tekrardan idare etti. Hastaneden öğlen taburcu oldum. Öğlene doğru daha doğrusu. Rica ettim onlardan yolculuk esnasında da bana bir tane iğne vurur musunuz rahat edeyim diye. Orada hemşire bana şunu söyledi. Sizin de aklınızda bulunsun. Çok zorda kalmadığınız müddetçe iğne de vurulmayın. Böbreklerinize zarar verir. Biraz ağır ilaçtır dedi. Bunu da antiparantez bildireyim size. Ben eve geldikten sonra bir de gece vuruldum. Rahat yatabilmek adına eczaneden iğneyi aldım. Ondan sonra da rahat ettim zaten. Çok hızlı bir şekilde 2 gün içerisinde ameliyat yaralarınız iyileşiyor. Ameliyattan 4 saat sonra yürümeye başlamıştım. Yani benim gibi canı acıyan biri 4 saat sonra ayağa kalkmıştım. Ameliyatta yaklaşık yarım saatte 45 dakika arası sürüyor arkadaşlar. Çok da uzun sürmüyor. Zor gibi gözüküyor ama tabii işini biliyor doktorlar. Allah onlardan razı olsun. Bizleri böyle sıkıntılardan kurtarıyorlar. Bir de böyle milim milim kuyumcu işi gibi. Yani akıl alır gibi değil. Gerçekten doktorlarımız çok kıymetli. Orada aldıkları para gani gani helal olsun. Onların işi inanın yani yapılmaz. Çok zor bir iş öyle yani. Bir de üzerlerine risk alıyorlar, bir hayati risk alıyorlar. Bir hata yapsalar bir cana mal olacak bu durum. Bunu risk alıp giriyorlar, yapıyorlar. Allah onları başımızdan eksik etmesin. Şimdi arkadaşlar ameliyat sürecimin sonrasına tekrardan döneceğim ama şimdi bu safra kesesi taşının teşhisiyle ilgili birkaç bir şey daha söylemek istiyorum. Siz tahlil yaptırdınız, tahlillerde görünmedi, ultrasonda göründü diyelim. Ultrasonda görünmezse de organik taşlar mı yoksa organik olmayanlar mı bilmiyorum. Bunlar renkli ultrasonda görülüyormuş. Yani bazıları normal ultrasonda görülmüyormuş. Şimdi beni izlemeye bazen doktorlar da geliyorlar, yorum yapıyorlar. Onlardan çok çok özür diliyorum. Ama ben bu taşları görmeyen doktorları da duydum. Yani daha doğrusu bu ultrasonda görevli tekniker arkadaşlar ya da uzmanları duydum. O yüzden yani ultrasonda görülmeyebilir de gerçekten çok zor seçilen bir şey. O yüzden ultrasonu bir kere yaptırdıysanız ve şüpheleriniz çok yüksekse bir kez daha yaptırın derim. Çünkü ultrasonda görülmesi de zormuş aslında. Bu doktorların suçu da değil. Ben bunu duydum ve şöyle söyleyeyim size. Benim taşımı da profesör gördü ama 2 tane gördü. Benim taşım bir tane çıktı. Yani buradan biliyorum, kendimden biliyorum, ona göre söylüyorum. O yüzden ultrasonu yaptırdığınız zaman birincisine güvenmeyin, ikincisini de mutlaka yaptırın. Yine ultrasonda kasılmış gözüküyorsa eğer, aç karnına kasılmış gözüküyorsa eğer safra keseniz şöyle bir durum söz konusu. Safra kesesi
Karaciğerden gelen damla damla olan safrayı içerisinde biriktiren bir kese. Aslında bu safra çok yakıcı bir madde. Yani patladığı zaman, organlara değdiği zaman çok çabuk onları yakıp öldürebilen bir madde. Safra kesesi de ona göre çok sağlam bir organ zaten. İçerisinde depoluyor. Yemek yediğiniz zaman bu içerisindeki depolanmış safrayı ince bağırsağa boşaltıyor. Hazım süreci sadece midede değil biliyorsunuz. Hazmın bir kısmı ince bağırsakta da devam ediyor. Bu safra ince bağırsağa naklediliyor. Orada hazma yardımcı oluyor. Sevgili dostlarım, yemek yediğimizde damla damla gelen safra bize yetmiyor. Safra kesesi biriktirdiği için yemek yeme esnasında bir porsiyon yemek yediniz diyelim. Belli bir safrayı ince bağırsağın içerisine aktarıyor. Bu arada sıcak da oldu ama. İnce bağırsağın içine aktarıyor. Orada hazmı sağlıyor. Safra keseniz olmadığı vakit maalesef damla damla safra geldiğinden bu sizi zorluyor. Beni de yani zorluyor, sadece sizi değil. Şimdi kasılmış görülürse eğer aç karnına safranız, içini boşaltmış anlamına geliyor. Normalde açsanız, siz sabah açlık durumunda gittiyseniz o safra kesesinin kasılmış olmaması gerekiyor. İçinin dolu olması lazım. Demek ki içini safra dolduramıyor ve bir şekilde işlevini göremiyor anlamına geliyor. Yemek yedikten sonra gittiyseniz kasılmış olması çok normal. Yine safra kesesi gruplarında, Facebook gruplarında bazı durumları paylaşanlar var. Mesela bir soru sormuş. Bu soruyu soranlar da çok var. Bir kişi de değil açıkçası. Safra kesemde taş var, ameliyat olmak zorunda mıyım? Bize doktorların söylediği, safra kesenizde taş varsa eğer safra kesesi işlevini yitirmiştir. Mutlaka safra kesesini almamız lazım. Onun orada duruşu vücuda zarardır. Herhangi bir komplikasyon oluştuğunda diğer organları da bunu sıçratma ihtimali vardır. Mesela intihap olması durumunda safra kesesi pankreasa da intihabını sıçratabilir diyor doktorlar. Ben tabii bu bildiğimi yazdım oraya. Oraya gelmiş bir beyefendi yazmış. Benim 8 sene önce safra kesesi taşım vardı. Bu taşımı bitkisel bir kürle erittim. Erittikten sonra da bir daha nüksetmedi ve sık sık kontrole gittim. Ve bir daha böyle bir sorunum olmadı. İlla ki ameliyat şart değil, böyle eriyebiliyor. Şimdi beyefendiye hayır olmaz diyemedim çünkü kendi yaşadığı bir olayı anlatıyor. Yalancılıkla suçlamak gibi bir hakkım da yok zaten. Daha sonra birkaç tane küçük safra kesesi taşı olanlar, yani daha yeni başlayanlar ya da çamurlaşma olanlar. Bunda çamurlaşma da sıkıntılı arkadaşlar. Çamurlaşma olduğu zaman da aynı sorunları yaşatıyor. Aslında o çamurlar daha sonra birikip topuk haline gelip taş oluşturuyorlar. Birkaç kişi daha şöyle söylemiş, bazı doktorlar ameliyata çok meraklı ama küçük bir taş oluştuğunda, daha milimetrik olduğu zaman onun eritme şansı var. Bana doktor ilaç yazdı, eritmeye çalıştı ama bu hani safra kesesi 10 tane taşla, 20 tane taşla dolanlar için söylemiyorum. Daha yolun en başında, hani belki de biraz daha ötelemek mi istiyorlar bu süreci? Çünkü safra kesesi durduğu aslında daha iyi, eğer o atakları yaşamasak, o sorunları yaşamasak, yani çok canınızı acıtması o ataklarda, safra kesesi olduğu zamanki halim daha iyiydi. Belki bir sene sonra daha iyi olacak safra kesesi olmadan ama bu alışma süreci, yani diğer organların arkadaşları gitti biliyorsunuz. Bir yardımcı organları gitti. Bu alışma süreci bizleri zorluyor. Zorlamayanlar da var. Çok zorlayanlar da var. Az zorlayanlar da var. Herkesin bünyesi farklı. Lütfen yorumlara hiç de bile öyle değil falan diye yazmayın. Burada söylüyorum. Herkesin bünyesi farklı. Beni orta zorlayanlardan oldu. Yani çok durumu kötü olanlara bakıyorum, iyi olanlara da bakıyorum. Ben kendimi ortada buldum açıkçası. Ancak demin de söylediğim gibi safra kesesinin taşının safra kesesinde durması ve safra kesesinin o halde vücudunuzun içinde durması her an diğer organlarınıza sıçramasına ya da sarılık, siroz tarzı bir sorun yaşamanıza sebebiyet ya da safra kesesinin patlamasına sebebiyet verebilir. O durum hayatımızı tehdit eden bir durum. O yüzden bununla ilgili kararlar verirken lütfen çok iyi düşünerek karar verin. Bu arada sevgili dostlarım, bu hastalık kadınlarda daha fazla görülüyormuş. 8 kadında bir erkekte görülüyormuş. O yüzden kadınlar daha çok safra kesesi sorunları yaşıyor ve ameliyat oluyorlar. Erkekler daha azınlıkta bu konuda. Bizlerin taş oluşturmasının sebebi kadınlık hormonunun etkisi varmış. Dolayısıyla biz biraz daha risk altındayız kadınlar olarak. Şimdi dostlarım, ameliyattan önce ataklarda aslında görmemezlikten geldiğim birkaç bir şey oldu. Yani bunun neden olduğunu bilemedim ve üzerinde durmadım. Belki de
inkar mı ettim? Hani benim gibi koskoca 46 yaşındaki akıllı başlı bir kadının kendi kendine inkar yaşaması da normal değil. Ama bazen söz konusu kendimiz olunca farklı olabiliyormuş demek ki. Tuvalette, idrarda kırmızı, turuncu, pembe arası bir renk gördüm 3 sefer. Bu büyük bir ihtimalle yine tıkamıştı safra kesesinin ağzını. Karaciğer kendini temizledi. Safraya boğuldu herhalde ki iyi ki de siroz olmadık elhamdülillah. Yani aslında çok risk altındaymışım. Böyle bir renk gördüm. Bunu sonra nereden anladım? Bu rengin safra olduğunu. Ameliyattan sonra 3 gün boyunca yine bu rengi tuvalette gördüm. Doktora sorduğumda doktor şöyle bir şey söyledi. Ameliyat olduğunuzda içinize kameralarla giriyorlar ve orada herhangi bir iltihaplı durum ya da bir sıkıntılı bir durum gördüklerinde içeriye diren takıyorlarmış. Diren nedir? Diren bu vücudunuzdaki atık sıvıların birikmesi için bir tüpmüş. Onu da birkaç gün sonra çıkartıyorlarmış. Eğer tabii yine kesip içine çıkartıyorlarsa bu benim için çok korkunç bir durum. İkinci bir ameliyat gibi. Ama Allah'tan ben de böyle bir şey görmemişler ve takmamışlar ama yine de içim temizleniyormuş. Yani safra sıvısı karaciğerde yine biraz birikmiş. Maşallah dayanıklı bir organmış ki yani bir zarar vermeden atlattık bu mevzuyu. Allah muhafaza o safra yakıcı bir şey olduğu için karaciğer bunu salgılıyor, kanallara veriyor ama kendisi içerisinde durduğu zaman kendisini de yok edebilir, deforme edebilir. Allah muhafaza. Yani genç yaşta sirozla uğraşmak, evlerden dışarı diyorum. Gençliğine, yaşlısına dahi gelmesin isterim. Şunu öğrendim. Karaciğer de vücudumuzun çok önemli bir merkeziymiş. Bütün salgıları yapan o, sindirim sistemini düzenleyen ve kana her şeyi karıştıran o. O hastalandığı zaman Allah muhafaza. Bir düşünsenize öyle bir sanatkar bir yapım ki biz ineklerin kesini, koyunların kesini tavaya koyup yiyoruz ve bunun kilosu çok cüzi miktarlarda. Ama orada bir sanat yatıyor. Bir canlının yaşayabilmesi için büyük bir kimyager ustası var orada. Yani baktığınız zaman hayret edici bir şey karaciğerin yapılışı, karaciğerin fonksiyonları dahiyane bir şey. Şu anda insanlık mesela bir karaciğer yapamıyor, yapay karaciğer yapamıyor. Aklınız, hayaliniz duruyor karaciğerin görevlerini düşündüğünüz zaman. Ve düşünsenize ne yiyorsanız oradan onu buluyor ve ne gerekiyorsa o salgı yapıyor, gönderiyor. Ve yumurta yiyebilmek bile bir nimetmiş. Rabbim bizim için yumurta yaratmış ve yumurtayı hazmedecek enzim koymuş. Şu anda mesela o yok. Hazmedemiyoruz yumurtayı. Yumurtayı yemiyorum. Günlerdir yumurta özledim. Benim 13 Ocak'ta ameliyat olduğum 6 ay olacak. 13 Ocak'ta doğum günüm bu arada. Ve 13 Ocak'ta yani 6 ay olduğu halde ben yumurtayı yemiyorum. Söylemesi ayıptır. Bir yumurtayı köfteye kırdım. 22 köfte çıktı. 4'ünü yedim ve 3 gün hastalandım. Sağ tarafım şişti. Yumurtayı kesinlikle şu anda yedirmiyor bana. Şöyle bir seneye falan tamamladıktan sonra şöyle çay kaşığının yarısı kadar tadacağım. Bakalım yiyebiliyor muyum artık? Çünkü zaman geçtikçe safra kesesi alınanlar yiyebiliyormuş. Bizim birazcık zamana ihtiyacımız var iyileşebilmek için. O yüzden sabır arkadaşlar. Şimdi dedik ki arkadaşlar, eğer ki sizlere diren takılmadıysa ve ameliyattan sonra 2-3 gün içerisinde pembe turuncu arası idrarınızda bir renk görseniz korkmayın, içiniz temizleniyor. Ama benim bu söylediğime bakmayın. Ben nasıl doktora danıştıysam siz de mutlaka doktorunuza danışın. Başka bir şey olabilir, iç kanama olabilir, dikişlerinizden kan geliyor olabilir ya da dikişleriniz yırtılmış olabilir. Allah muhafaza. Yani ben burada kötüden bahsetmek istemiyorum ama safra kesem içinde kötüyü düşünmeseydim, safra kesemde bir şey yok diye düşünseydim bugün durum daha kötü olacaktı. O yüzden bizim en kötüsünü bilip önlem almamız da hayatımızı kurtarmak adına çok önemli. Şimdi arkadaşlar bir grup var. Onlara hayranız biz hepimiz. O grup diyor ki ben ameliyata girdim. Hemen 2 saat sonra yürüdüm. Akşam da çıktım tıpış tıpış evime gittim. Sonra da her şeyi yedim hiçbir şeycik olmadı. Şimdi bize de doktorlar diyor genel cerrah. Evine git yarın her şeyi ye diyor. Eyvallah teşekkür ederiz. Yemek istiyoruz. Ama bir grup da yiyemiyor. Bünyesi müsaade etmiyor. Yani bir de şöyle diyenler var mesela yine bu Facebook'ta safra kesesi grubunda. Arkadaşlar kaçmayın, düşünmeyin, yiyin. Yiyorsun, sağ tarafın şişiyor, az bile yiyorsun yani çok yemiyorsun. Sağ tarafın şişiyor, 3-4 gün seni bağırtırıyor evde. Kendine gelemiyorsun, canın acısından yanıyor, 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 ağrıyor. Kült bir ağrı böyle. Ne zarar görüyor yani karaciğer yetmezliği mi var? Yoksa zorlanıyor mu karaciğerimiz? Sağ tarafımız şişiyor. Bunun için doktora gidenler varmış. Doktor normal demiş, perhiz yapacaksın.
dahiliye doktorları, gastroloji doktorları ama genel cerrahlar yiyin diyor. Ben size yine akıl vermiyorum, yiyin ya da yemeyin demiyorum. Böyle durumlar yaşıyoruz ve yaşayanlar var, çok iyi olanlar da var. Şimdi ameliyattan sonra böyle ağrı eşiği, onu karıştırıyorum ikide bir. Düşük mü yüksek mi? Yani canı acımayanlar, sinirleri çok hassas olmayanlar. Yani sinirler beyine çok fazla acıyı iletmiyor. Bunlar için birkaç bir şey söylemek istiyorum. Şimdi arkadaşlar, ağrı acı bizim tedbir almamızı sağlayan unsurlar. Eğer bizim canımız acımasaydı parmağımız bir yere sıkıştığında çekmezdik, parmağımız kopardı. Şimdi felçli bir babası olan arkadaşım, babasının ayakları çok üşüdüğü için 30 santim ilerisine elektrikli ısıtıcı koyuyor. Mutfağa gidiyorlar. Sonra bir geliyor, bakıyor ki babasının tabanları yanmış. Adam felçli hissetmiyor. Eğer hissediyor olsaydı ayakları yanmayacaktı. Şimdi sizin de acıyı hissetmiyor olmanız bazı sıkıntılara sebebiyet verir. Bunu nereden anladım? Benim ameliyat olduğumun ertesi günü hastane koridoruna çıktığımda bir hanımefendiyle karşılaştım. Göbek fıtığı ameliyatı olmuş. Ben zor yürüyorum, iki büklüm yürüyorum. Dedi, ne zaman, yeni mi ameliyatı oldun? Hayır dedim. Aa dedi, olmaması lazım. Ben dedi, olduktan sonra 2 saat sonra bile çok iyiydim. Bindim buradan dedi, minibüse dedi, eve gittim dedi. Eyvallah, ne güzel. Ondan sonra, şimdi niye geldin dedim, göbek fıtığı oldum dedi. Şimdi arkadaşlar, birçok yazıları okudum internette, doktorlar söylüyor bunu. İlk 6 ay kendinizi zorlamayın ve ağır kaldırmayın. Ameliyat olanlar göbek fıtığı ya da ameliyat yeri fıtığı olabilir diye. Şimdi canı acımayanlar, canı acımıyor diye her türlü hareketi yapıp kendilerine böyle zarar verebiliyorlar. O bayan da canı acımıyor diye 2-3 gün sonra temizlik yapmış ve sonuçta vücuduna zarar vermiş. Tekrar ameliyata girmek durumunda kaldı. Size olacak demiyorum ama dikkatli olmamızda fayda var. Canı acıyanlar da acımayanlar da lütfen ameliyattan sonra bir müddet ağır kaldırmasın, kendisine çok dikkat etsin. Şimdi arkadaşlar, işin psikolojik tarafına gelelim. Ben ameliyat olacağım diye biliyorsunuz çok korktum. Hatta ahirete intikal etme ihtimalimin de olduğunu düşünerek böyle kendimi oraya hazırlayarak gözlerimi yumdum. Erkek kardeşim de kaza geçirdikten sonra uykusunda çok sıçrıyordu. Sonrasında uyurken çok sıçramalarım oldu. Bir yerden düşüyormuşum gibi ikide bir sıçrıyordum. Bir hafta boyunca sıçradım. Sonra sürekli yatıyorsunuz tabii ki. Bir ayrıntı, yine antiparantez girmek istiyorum. Yine o Facebook gruplarında soranlar oluyor. Arkadaşlar, kaç gün düz yattınız, karnınızın üstüne ya da sağa sola yatmadınız diye soranlar oluyor. Benim için bu 1 ay oldu. Tabii şimdi 1 ay yatıyorsunuz, çok fazla dolaşamıyorsunuz. Böyle iki büklüm durduğunuz zaman acıyor. Bir de yemeğinize dikkat etmezseniz, hep aç dolaşıyorsunuz. Yemeğinize dikkat etmezseniz, bir de gazınız mazınız olursa hep aynı dikişleriniz acıyor. Çoğunlukla yatarak geçiriyorsunuz. Ya ben dışarı çıktım, mesela sağ tarafım ağrıdı, yürüyemedim, gerisi geriye döndüm. Şimdi böyle esraftan soyutlanmış ve hayattan zevk alamıyorsunuz. Yemek yiyemiyorsunuz, gezip dolaşamıyorsunuz, bir de acı çekiyorsunuz. Bir de zaten bir ölüm korkusuyla ameliyata girmişsiniz, çıkmışsınız. Bir de safra kesesinden sonra bir süreç sizi bekliyor. Yemediğiniz için korkuyorsunuz gelecekten. Ben yoğurt dahi yiyememiştim. İlk 15 gün laktozsuz yoğurt yemiştim. Daha sonra yemeye başladım yoğurt ama. Şimdi böyle fazla hareket etmeyince, fazla şeylerle meşgul olmayınca hayatınızda size böyle kötü davranan, kazık adam insanlar aklınıza geliyor. Ondan sonra çünkü beyin boş kaldığı zaman onu şeytan dolduruyor arkadaşlar. Sonra hem haliniz acıyorsunuz, hem böyle geçmişte yaşadıklarınızla acıyorsunuz, hem böyle kızıyorsunuz, küsüyorsunuz, zaten ne gördüm ki falan. Aslında hayat öyle değil. Benim çok mutlu olduğum zamanlar da var. Aslında ben çok güzel de yaşadım yani, bakarsanız. Sonra böyle bir hayattan bezmişlik, böyle nefret etme falan. Yani aslında inançlı bir insanım da. Yani manevi kuvvetim de çok fazla. Ama vücudumun verdiği şeyle, ne derler, eksiklikle, yani yaşadığım acılarla farklı duygulara büründüm 1 ay sonra. Ve sonra bu neden oluyor falan diye bakınca biraz anormallik olduğunu fark edip yine internetten araştırmaya başladım. Ameliyat sonrası depresyonu oluyormuş arkadaşlar. Ben bu hastalıkta ne yaşanması gerekiyorsa hepinizin adına yaşadım. Sonra aklımı başıma devşirdim. Topla kızım kendini dedim. Onları beynimden delete ettim. Hayata dönmeye çalıştım. Böyle bir hafta ağlamaklı bir dönemim geçmişti. Elhamdülillah atlattık o günleri de. Sizlerde de olabilir. Hazırlıklı olun. Mutlaka destek alın ya da ne yaşadığınızı bilin. Oradan çabuk çıkın. Orada durmayın. Orası dipsiz bir kuyu. Sonrasında atlattım bu psikolojik kısmını da.
Ameliyat sonrası beslenmeden bahsedeyim biraz arkadaşlar. Şimdi midemizin hazmını zorlaştıran gıdalar bizi rahatsız edebiliyor. Bir de gazlı gıdalar, yani gaz yapan gıdalar bizi rahatsız edebiliyor. Bulgurun çok dokunduğunu söylüyorlar. Bakliyatın çok dokunduğunu söylüyorlar. Mesela bununla ilgili sorun yaşayıp doktora giden arkadaşlara doktorlar bakliyat yeme, işte bulgur yeme, bu sert fındık, fıstık, çerez tarzı şeyleri yeme, sert yani vücudun, midenin hazmetmesini zorlandığı şeyleri yeme tarzında tavsiyelerde bulunuyormuş doktorlar. Şimdi ben bunu nasıl açtım? Ben çünkü yanlış bir şey yediğinizde 2-3 gün çok fazla bir ağrı çekiyorsunuz. Sağ tarafınız çok şişiyor. O yüzden ben her seferinde hafif zannettiğim ama yine de yersem beni hastanelik etmesin, çok acılar çekmeyeyim, Allah muhafaza belki de başka bir şeylere sebebiyet vereceğiz onu yediğimiz için. Vücut bu bir yere kadar bir şeylere dayanabiliyor. Artık vücudunuz o enzim yoksa, onu hazmedemiyorsa o sizin için zehir haline geliyor. Ben her şeyden bir iki kaşık önce tadıyordum. Ertesi gün o yemeği yiyordum. Ki balık yiyemezmiş safra kesesi hastalarının bazıları. Geçen günler söylemesi ayıptır. Hamsi canım çok istiyor ama küçüklerinden 10 tanecik fırına verdim. Bir yedim. Korka korka yedim. Eğer dedim bu dokunmazsa bundan sonra hamsi yerim. Dokunmadı. Belki de bundan 3 ay önce yeseydim dokunurdu. Mesela bundan 3-4 ay önce tereyağı yediğim zamanlar dokunuyordu. Bugünlerde şimdi artık maşallah ekmeğe sürüyorum tereyağını. Güzel tuzluyorum falan kahvaltıda. Kızarmış ekmeği. Dokunmuyor tereyağı. Demin de söylediğim gibi en basit olan bir yoğurdu bile laktozsuz yoğurt alıp yedim ilk 15-10 gün kadar süre yanlış hatırlamıyorsam. Ondan sonra normal yoğurt yemeye başladım. Şimdi arkadaşlar yemek konusunda da şöyle bir durum var. Eskiden yemek yediğinizde safra kesesi safra biriktirmişti. Onu böyle bonkörce yemeğinizin üstüne boşaltıyordu ince bağırsağı. Ve sizler bundan rahatsız olmuyordunuz. Güzelce hazmınız yaşanıyordu. Şimdi o işler değişti. Şimdi biz sadece karaciğere bağlıyız. Ve siz yemek yediğiniz zaman diyelim ki eski yemeğinizi yediniz. Damla damla gönderdiği safra size maalesef yardımcı olmuyor. O yediğiniz bir porsiyon yemeği öyle 2 saat 3 saatte hazmetmiyor. Hazmetmiyor, zorluyor. Mideniz zorlanıyor, bağırsaklarınız zorlanıyor, gaz oluyor, o oluyor, sağ tarafınız şişiyor. O yüzden ameliyatın ilk zamanlarında daha az ve sık, yani karaciğere uyumlu. O damla damla gönderiyor ya, siz de damla damla. Yani açlık hissedeceksiniz. Çok insana baktım, 7 kilo, 8 kilo, 10 kilo verenler var. Ben de o dönemde biraz kilo verdim. Sonra topladım kendimi. Ama bu arada arkadaşlar şunu da söyleyeyim size. Kan değerlerimin çoğu ameliyattan 4 ay önce başlayan o sıkıntılarla düşmüştü. Çok vitaminsiz kalmıştım. Her şey böyle eksilerdeydi. Gerçekten de böyle benzim solmuştu, rengim gitmişti. Canlı cenaze gibi dolaşıyordum. Bir ameliyattan bir müddet sonra daha öyle dolaştım. Ama şimdi 2-3 aydan beri topladım kendimi. Böyle bilmiyorum kanlı canlı gözüküyor muyum? Kendime geldim, iyiyim yani. Dolayısıyla o enzimlerle hazmedemiyor muyuz? Yoksa vitaminimi mi alamıyoruz? Yoksa vitamin mi alamıyoruz yediklerimizden? Vücudumuz buna müsaade etmiyor mu bilmiyorum. O dönemlerde sıkıntılı günler geçirdim. Şimdi maşallah her şeyim düzeldi. Kanlı canlı oldum. Gözümün feri geldi diye düşünüyorum. Kendimi de iyi hissediyorum zaten. Şimdi arkadaşlar o yüzden karaciğerinizin gönderdiği salgılamaya uygun yemek yiyeceksiniz. Ama bu bir süreç. Herkes için demiyorum. Sen hani hemen iyileşen kalkıp giden her şeyi yiyen kardeşim senin için demiyorum. Senin mutluluğun, sağlığın daim olsun. Bizim gibi zorlu süreç yaşayanlar için söylüyorum. Ben mesela ıspanak yiyorum ama birçok safra kesesi ameliyatı olmuş kişiler ıspanak yiyemiyorum, çok rahatsızlandım diye yazıyorlar. Yani baktığım zaman yine ben hepsinin ortasındayım gibi görüyorum kendimi. Ne çok iyilerdenim ne de çok kötülerdenim. Şimdi az ve sık yiyorsunuz ama yediğiniz bir dilim ekmek 3 saat sonra tekrardan yiyeceksiniz. Bir dilim ekmeği hazmetti bir saatte. Sonra karnınız kazınmaya başlıyor. Zaten aslında aç da kalıyorsunuz ama eskiden safra kesesi yemek yemediğiniz zamanlarda hazım sürecini çok fazla devam ettirmiyordu. Yani kendini kasıyordu. O sırada diyelim yemek aralarında 5 saat öğün arası veriyorsanız orada kesede bunu biriktirmeye başlıyordu. Ama şimdi artık kesede biriktirme durumu diye bir şey yok. O hazmolduktan sonra tekrardan sizin ince bağırsağınıza safra damlamaya devam ediyor. Ve bu çok karnı acıktırıyor, kazındırıyor. Daha sonra ameliyat olanlarda
alıştıktan sonra, bünye alıştıktan sonra, yemeye başladıktan sonra kilo alma durumları da söz konusu olabiliyormuş. Çünkü insanlar ikide bir acıkıp acıkıp duruyorlar ve yemeğe saldırıyorlar. Bu da kilo almalara sebebiyet veriyor. Bunu nasıl terbiye ederiz? Şimdi bende de acıkma oluyor ama ben biraz hakim oluyorum kendime. Şekerden ötürü biraz daha nefsimi terbiye ettiğimden, aç yaşamaya alıştığımdan ötürü ben engel olabiliyorum kendime. Ama başkaları nasıl engel olabilir? Bununla nasıl başa çıkabilir? Bilemiyorum açıkçası. O yüzden kilo da alabilirsiniz sonraki dönemlerde. Kendinize çok dikkat edin. Şimdi biraz parça parça anlatıyorum ama notları da parça parça almışım. Bunları tekrardan sıralı bir şekilde temize de geçmedim. Yazı yazmayı da hiç sevmiyorum. Yazım da çok kötü. Hiç de not almadan üniversite bitirdim bu arada. Şimdi ameliyat esnasındaki karın şişliğinden bahsedeyim. Arkadaşlar ameliyat ederlerken sizin herhangi bir yerinize değmemek açısından ve alan yaratıp rahat çalışmak açısından sizin karnınızı karbondioksit gazıyla şişliyorlar. O şişirdikleri gaz 3-5 günde ancak iniyor. Eve geldiğiniz zaman karnınız şiş görebilirsiniz. Onu yavaş yavaş sizin vücudunuz boşaltacak. Bağırsaklarda olsa boşaltması daha kolay olur ama öyle bir boşlukta olduğu için onu boşaltması biraz zaman alıyor vücudun. Ameliyattan sonra dikişler, sertlik hissedenler var. Ben normal demiyorum ama doktora gidip de bunun normal olduğunu duyan arkadaşlar varmış. Dikişlerde sonraki dönemlerde sertleşme olabiliyor. Ama yine de siz doktorunuza gözükün. Ben asla gitmeyin demiyorum. Ama normal olduğunu duyanlar da var. Aklınızda bulunsun bu da. Dikişleri 10 gün sonra aldırıyoruz. Ben sağlık ocağına gittim. Dikişlerimi aldırdım. Dikişlerimi aldırırken bir yerden hafif sızıntı geldiğini fark etti dikişleri alan hemşire hanım. Dedi ki doktor hanıma git bir görsün. Baksın hani duruma göre antibiyotik verebilir size. Ben gittim bizim aile hekimi doktor hanıma. Bana antibiyotik verdi. Hatta dedi ki ameliyattan sonra doktorun sana antibiyotik vermedi mi dedi. Dedim vermedi. Dedi normalde antibiyotik verilmesi lazım. Şimdi bu dışarıdan bir akıntı gibi gözüküyor. Eğer dışarıdan bir akıntıysa bu kuruyacaktır. Ama bu kurumazsa içeridense bu biraz daha riskli olabilir. Hastaneye göstermen gerekiyor bu akıntıyı. Eğer ki bu antibiyotikle iyileşmezse ve akıntı gelmeye devam ederse doktoruna görün. Bir baksın. Gereken neyse o yapacaktır zaten diye söyledi. Ben antibiyotikleri kullandım ve o akıntı iyileşti. Onun haricinde ameliyattan sonra başımıza gelenler sağ taraf ağrısı, mide hazımsızlığı. Ben de çok fazla gaz olmadı ama ben mide koruyucu kullanıyorum. Yani mide koruyucu kullanmasam midem yanacak gibi. Ben de olmuyor ama sol taraf ağrıları oluyormuş arkadaşlar. Sol taraf neden ağrır onu da bilmiyorum. Sol tarafı ağrıyan arkadaşlar oluyormuş. İçeriden dikiş yırtılmaları olabiliyormuş. O yüzden kendinizi korumanız, kollamanız lazım. Yine ameliyattan sonra boyun ağrıları, sırt ağrıları, kol ağrıları devam edenler de varmış arkadaşlar. Bunlara da dikkat edin. Doktorunuza görünmeniz gerekiyorsa görünün. Bir yerde benim sağ tarafım ilk zamanları ağrıdığında doktorunuza sorun diye platformlar var. Buraya baktığımda mesela bir doktor demişti ki sağ taraf ağrısı için bir hastaya. Biz kızgın bir şeyle kestiğimiz için orayı kanalın bağırsağa yapışma durumu olabilir. Lütfen başka bir durum da olabilir. O yüzden bunu doktorunuza gösterin diye. Hasta demiş ki bağırsağa yapışma durumu varsa ne olur? Hiçbir şeycik olmaz. 2-3 ay sonra vücudunuz buna alışır ve ağrınız geçer demiş. Allah muhafaza böyle bir şey de olmaz inşallah kimse de. Çünkü kızgın bir şey metalle kesiyorlar zannedersem içerisine. Bıçakla ayrılacak gibi değil çünkü sinirler falan var. Biz kurban eti bile zor kesiyoruz biliyorsunuz öyle bir durumlarda. Ki bu çok hassas kuyumculuk gibi yapılan bir iş. Bütün organlardan, pankreastan, karaciğerden falan ayırıyorlar. Safra kesesini çıkartıyorlar. Böyle durumlar söz konusu. Yemekle ilgili sıkıntı çekenler çok söz konusu. Yumurta yemeyenler çok var. Yumurta sarısı en tehlikeli şey. Hani bir tartışma vardı ya yumurta sarısında kolesterol var mı yok mu diye. Bunu ispatlıyor zaten bol yağlı ve kolesterollü bir şey. Zaten safra vücudumuzdaki katı gıdaların ve yağların eritilmesi için varmış. Yanlışım varsa düzeltin. Yanlış da söylüyor olabilirim yani. Her şeyi ben doğru biliyorum diye bir kaide yok. Bazen unutabiliyorum da arkadaşlar. Hani böyle her şeyi aklımda tutamayabiliyorum. Ama bildiklerim bunlar. Bu safra kesesi ameliyatının intihap yapması yani daha doğrusu safra kesesinin intihap yapması, diğer organlara vermesi bunu antibiyotikle doktorlar ilaçlarla ya da başka bir yöntemlerle tabii tedavi ediyorlarmış. Benim tabii en korktuğum şey bu safra kesesi ameliyatında
İçeri girip baktıklarında başka organlara bir konuda zarar verip vermemesiydi. Açıkçası onu çok merak ediyordum. Kamerayla giriyorlar zaten, bakıyorlar. Sorduğumda her şey sağlıklıydı, yolundaydı. Hiçbir bizi farklı bir madde yoktu dediler içeride. Elhamdülillah. Bazen görünmeyen komplikasyonlar da olabilir, başlayabilir, ama bu benim için iyi bir şeydi. Çünkü yaşadığım, duyduğum kötü şeyler oldu. Komşuda bir komşumla ilgili bir sıkıntı oldu. Allah muhafaza diyorum. Şimdi arkadaşlar, bu işin kendimden de korktuğum, yani bende oluşmasından da korktuğum çok farklı bir boyutu var. Sizlerin de başına gelmesin ama bunu lütfen bilin, yani bilmeden olmaz. Ben bilmiyordum, hani cahilane girdim ameliyata. Bilmemen benim için iyidir. Hani cahillik mutluluk derler ya. Ameliyata safra kesenin olacağını bilmeden girdim derken bir 15-20 dakika kala öğrendim. Kabul ediyor musun dediler. Ediyorum dedim. Yani bir 5 dakika düşündüm. Kabul ettim. Çünkü başka şansım yoktu. Çok sıkıntı çekiyordum. Çok ataklar geçiriyordum. O taşla daha ne kadar yaşayacaktım? Gelmişim Bursa'ya. Her şeyimi hazırlamışım. Kendimi hazırlamışım. Girdim, oldum, rahatladım. İyi ki de olmuşum. Bugün deseler hani eski halinin geri gelmesini ister misin? Hayır istemem. Bu halim daha iyi aslında. Şimdi dostlarım, dedik ki safra yakıcı bir şey dedik. Midemiz safraya karşı korumalı değil. Mide aside karşı da çok fazla korumalı değil, ama aside karşı bir müddet dayanıyor, kendisini koruyor. Rahatsız olabiliyor, gastrit ya da iltihap başlayabiliyor ya da ülser başlayabiliyor ama yine de kendisini tamir ediyor. Ama safraya karşı çok fazla tahammülü yok. Yani onun mukozası safraya karşı korumalı yaratılmamış. Yani Cenab-ı Mevla orijinal haliyle Allah yapısı onu oraya göndermiyor. Onu ince bağırsağa gönderiyor. İnce bağırsaklar safraya karşı çok dayanıklı, çok korumalı. İnce bağırsaklara hiçbir şeycik olmuyor. Yıllarca zaten biliyorsunuz oraya safra akıyor ve bol miktarda akıyor safra kesesi varken. Maşallah, subhanallah, onlar orada dayanıklı bir şekilde işini yapıyorlar. Ancak safra kesesi ameliyatı alındıktan sonra diyorlar ki doktorlar, bize gelen alkalen reflü ile ilgili hastaların yarısı safra kesesi ameliyatı olmuşlardan. Yani safra kesesi ameliyatı olduktan sonra o gelen safranın mideye kaçma durumları olabiliyor. Buna alkalen reflü deniyor. Sevgili dostlarım, bu böyle bir şey olduğu zaman çok sıkıntılı bir süreç bekliyor bizleri. Allah muhafaza diyorum tekrardan. Bu hemen olmuyormuş. Bu ince bağırsaktaki kaslarla, polipler falan diyorlar. Onlarla alakalı bir bozuklukla alakalı bir durummuş. Öyle bir şey olduğu zaman bir bayanın videosunu seyrettim ben. Hazımsızlık, midedeki sorunlar, acılar, ağrılar ve midem bir müddet sonra paçavra haline gelmişti diyor. Ben doktoruma gittiğinde, normal dahiliye mi dedi, gastroloji mi dedi, yine unuttum onu. Doktora gittiğimde doktor bana dedi ki switch ameliyatı olmaması da kalırsın. Ama o çok yanlış biliyormuş. Bununla ilgili bir meşhur doktoru bulmuş. O doktorla konuşmuş ve ameliyat olmuş. Şimdi artık hiç öyle sorunlarım yok, çok mutluyum diye anlatıyor videoda. Bu ameliyat, switch ameliyatı şöyle yapıyorlar dostlarım. O ince bağırsağın o başındaki kanalın bağlandığı yerden o kanalı alıp, yani safranın geldiği kanalı alıp bağırsağın 1,5 metre ilerisine bağlıyorlar. Ondan sonra tabii 1,5 metreden yürüyüp mideye gelmesi ihtimali sıfırlanıyor gibi ve hasta rahat ediyor. Böyle bir ameliyattan sonra midem kendisini topladı ve ben düzeldim, iyileştim diyor hanım. Böyle bir durumlarda doktorların ilk önce ilaçla, mide koruyucularla tedavi ettiğini öğrendim. Ama benim kullandığım o gastritle ilgili mide koruyucusu değil, başka isimler yazıyordu orada. Sanırım başka bir tedavi şekli var, doktora görünmek lazım. Bunun teşhisi zor konuluyormuş. Endoskopi de bazen görünmeyebiliyormuş. Bir şekilde bu alkali durumunu ölçüyorlarmış midenin, ama çok da detayını bilmiyorum açıkçası. Onu doktorlar bilir. Hani endoskopide görmediyseniz hemen, aa bende yok, çok iyi falan demeyin. Böyle bir sorun yaşıyorsanız eğer mutlaka doktora görünün. Eğer bu başından engellenebiliyorsa, bunun bir çözümü varsa bunun çaresine bakın dostlarım. Benim şimdi mide koruyucu kullandığım dönemlerde öyle bir şey olmadı, ama yavaş yavaş bırakmaya başladım ben. Gün aşırıya düşürmeye başladım mide koruyucusunu. Ve biraz daha iyiyim yani eskiye göre, bir 3 ay öncesine göre biraz daha iyiyim. Ama daha da dikkat etmem gerekir tabii. Dikkat etmek de önemli. Vücuda zarar vermeden ufak ufak ilerlemek çok önemli. Sevgili dostlarım, ben bu safra kesesi ameliyatımla ilgili söylemek istediğim her şeyi size söyledim diye düşünüyorum. Çok hızlı ameliyattan sonra 2 gün içerisinde iyileşme arz etti vücudum. Ondan sonra da yavaş yavaş iyileşmeler oluştu.
Yemelerinde de düzelmeler oluştu. Başka söylemek istediğim şu var sizlere videoyu kapatmadan önce. Mide ile ilgili hazırlamış olduğum videoda çok izleyicim oldu. Fark etmişsinizdir zaten. Çok aşırı da yorumlar geldi oraya. Ve orada insanlar birbirlerine ilaç, perhiz tarif ettikleri oldu. Birbirlerine yaşadıklarını paylaştılar, sorunları paylaştılar. Böyle fikir alışverişi adına bilmediğimiz bir konuda, cahil olduğumuz bir konuda kendimizi korumak adına neler yapmamız gerektiğini öğrenmemiz adına demiyorum ki hani doktorlara güvenmeyin, alternatif tıp uygulayın. Hayır, burada bir fıstık, fındık ya da ceviz yiyemeyeceğimizi bilmek bile çok önemli. Çünkü sonrasında 3-4 gün ağrı, acı çekiyoruz. O yüzden bu videonun altında lütfen tecrübelerinizi paylaşın. Kimsede olmayan, sizde olan bir durum varsa, diğer hastalara uyarmak istediğiniz bir şey varsa mutlaka yazın. Çünkü bu hem sevaptır hem de insanlık adına bir insanı acılardan kurtarmaktır. Biliyorsunuz iyilik insanı kendisini iyi hissettiriyor. Dolayısıyla bu videonun altında da böyle bir platform oluşmasını istiyorum. Eğer ki sizin de eklemek istediğiniz bir şeyler varsa mutlaka ekleyin. Boş konuşmuş olabilirim. Dediğim gibi vaktinizi çalmamak adına en başında sizi uyarmıştım. Biraz da içimi de dökmek istedim, paylaşmak istedim, belki de dertleşmek istedim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Her zaman size sağlıklı, mutlu, huzurlu günler ve bir ömür diliyorum. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.